Evet. Bundan önce bir tiyatro konuşmamız oldu oyunculuk üzerine. Ona devam etmek istiyorum. Oyunculuk meselesinde elbette yetenek, sezgiler, farkındalık çok geniş bir yelpazede büyük bir hassasiyet gerekiyor. Kişinin çok hassas olması gerekiyor. Bunun yanında tabii ki bir takım çalışmalar yaparak tıpkı bir sporcu gibi kondisyon sahibi de olması gerekiyor. Onun yanında eğer sesi güzelse ya da o kadar güzel değilse, yani geniş bir sesi yoksa da şan dersleriyle, ses eğitimiyle de sesini de rezonansa, yani şuraya bir rezonans ses, buraya oturtması gerekiyor. Diksiyonunun son derece anlaşılır, temiz olması gerekiyor. Çünkü tiyatro bir metin sanatıdır. Önce bir metni anlatırsınız. Bundan dolayı ses tonu çok önemli, sesin rengi çok önemli ve volümü çok önemli sesin. Bu bakımdan diksiyonunuz ve sesiniz mutlaka çok iyi çalıştırılmış ve en üst düzeyde bir perfect bir virtüozite düzeyinde olması lazım. Yani dudaklar iyi çalışacak, bütün içerideki rezonans iyi çalışacak, geniz iyi çalışacak, nefes çok iyi çalışacak, diyafram nefesi dediğimiz. Bunlar tabii teknik konular. Bunun dışında bir mesele var ki bu olmazsa olmaz. Yani olmazsa çok büyük eksik ve boş bir şey çıkar ortaya. Bu felsefe ve tarihtir. Evet, bir oyuncu felsefeyi ve tarihi de araştırmış olması lazım. Bir eseri çalışırken mutlaka onun dönemi, onun filozofları ve onun düşünce meselesi, onun sosyal hayatı, oradan günümüze bir projeksiyon yapılacak. O şekilde bir çağdaşlaşma. Yani mutlaka eseri ele aldığınız zaman sacaya oturtacak bir ana noktalarınız olacak ki onun üzerine istediğiniz gibi biçimsel olarak kendi yorumunuzu getirebilirsiniz. Biçimsel olarak olayı değiştirebilirsiniz. Bir yönetmen olarak çok farklı vizyon kullanabilirsiniz. Yani hayal gücü kullanabilirsiniz. Ama eğer esasta mesele oturmamışsa, o zaman büyük bir eksiklik ve bir boşluk, boşluktalık başlar. Bunun da en önemli meselesi diyalektik düşüncedir. Diyalektik düşünce. Diyalektik düşünce tartışmak demektir. Tez, antitez, sentez. İlk biz Yunan'da Anaklitos'ta görüyoruz bunu. Ondan sonra Sokrates'te görüyoruz. Ondan sonra öğrencisi Platon'da. Ama sonra sanayi devriminde çok keskin bir biçimde görüyoruz. Çünkü sanayi devrimi Avrupa'da demir yollarının da olması, trenin ortaya çıkmasıyla bir defa hız dönemi başlıyor. Hız dönemi başlayınca özellikle mal satımında, ticarette, diğer ülkelere çok hızlı ulaşmakta büyük bir atılım oluyor. Ve bu tabii sanayi devriminde birlikte ham madde arayışlarına da getiriyor ve Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Yani Afrika kıyılarında ya da dünyanın başka yerlerindeki gerekli madenler meselesi. Tabii baktığınız zaman bugün onun daha geniş ve daha büyük bir boyutunu yaşamaktayız. Çünkü sanayi meselesi, sanayi ticareti meselesi o kadar dev boyutlara geldi ki başta silah sanayi olmak üzere başka büyük sanayi fabrikaları, hayatı yutan canavarlar bu bakımdan bu diyalektik mesele böyle döne 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 aynen bugüne kadar geldi. Yani Anaklitos'tan ondan sonra Sokrates'ten, Platon'dan buraya kadar geliyor. Yani şu anda baktığınız zaman diyalektik meselenin ana çekirdeğini oluşturuyor. Buna göre tabii yazarlar da bu şekilde toplumsal eleştirel bir boyut kazanıyor. 20. yüzyıl yazarlarında çok fazla var bu. Ancak 20. yüzyılın başında özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da büyük bir değişim yaşanıyor. Orada çok özgür, klasiğe meydan okuyan,
İşte Dada kabareleri çıkıyor, Voltaire kabare çıkıyor, Dadacılar diye bir akım başlıyor. Yani bunlar baş kaldıranlar. Döstijil diye bir grup kuruluyor. Bunlar özellikle modern mimari olsun, ev gereçleri olsun, meseleye daha bakış açısından, yani gündelik, ucuz, kullanılabilir malzemelerin üretimini getiriyorlar. Ve bugün bizim kullandığımız birçok şey de baktığınız zaman en modern malzemeler üretimde, ev eşyası ya da başka şeyler, mutfak eşyaları, heykeller, hem sanatsal hem gereç olarak baktığınız zaman 1919-20-21 Bauhaus'a dayanıyor. Modeller. Bunun içinde tabii tiyatro. Tiyatro meselesi bambaşka bir boyut. Biz bunu Stanislavski'de başlıyoruz. Dramatik tiyatro olarak. O çok bambaşka bir ekol. Onun yanında modernleşme olarak Meyerhold'u görüyoruz. Meyerhold tiyatrosu ve biyomekanik oyunculuğu görüyoruz. Tam tersi. Aynı anda Almanya'da Bertolt Brecht'i görüyoruz. Bertolt Brecht'in tiyatrosunun ana aksı yabancılaştırma. Yani insanın insana yabancılaşması. İnsanın insana yabancılaşması meselesi her oyunu, komedi olsun, dram olsun, antik tiyatro olsun, insanın insana yabancılaştırmasının nedenleri, bunun sorgulanması meselesi modern tiyatroyu yaratıyor. Modern toplumsal tiyatroyu yaratıyor. Ve bu diyalektiğe dayandığı için de her zaman tartışılan metinler, bütün tiyatro metinlerinin tartışılması, onun içindeki karakterlerin tartışılması, ilişkilerin tartışılması, işte orada tiyatro toplumsal, işlevsel bir görev üstlenmiş oluyor. Yani bir tiyatro sanatçısının tarihle ilgilenmesi lazım, bunun yanında felsefeyle ilgilenmesi lazım, günümüz ekonomi politik şartlarıyla doğrudan ilgilenmesi lazım ve bir eseri yorumlarken, ki bu kelime çok önemli, yorumlamak kelimesi. Burada eskiden buraya bir köprü kurarak bambaşka bir biçimde bunu yaratması lazım. Yani biçim modern olabilir ama burada içerik çok önemli. Burada içerik ve biçim. İkisinin birbirini tamamlaması lazım. İçerik ve biçim. Yani içerik başka, biçim başka olamaz. Ya da biçim var, içerik yok. Bu da olmaz. Yani sanat bir bütün demektir. Bütün bir oluşum demektir. Tiyatro da aynı şekilde. Tiyatroyu düşündüğünüz zaman ilk önce dramaturji yapılacak. Bu dramaturjide işin felsefesi, içeriği, konsepti, yani yapısalı belirlendikten sonra üzerine reji, dekor, kostüm, ışık, müzik, efekt ve bazen sinema. Bir tiyatro oyunu bu şekilde ele alınmak durumundadır ve bu şekilde olgunlaştırıp seyirci karşısına çıkarmak durumundadır. Bütün bu çalışmaların içinde tabii ki oyuncu da ana bir sanatçı olarak yerini alacak. Ana unsur, çünkü canlı, kendisi konuşuyor, eseri savunuyor. Seyirciye karşı eseri savunuyor, değil mi? Seyirci de karşının olması lazım. Karşının olması için hayatta karşılığın olması lazım. Günümüz koşullarında karşılığın olması lazım. Hayatın içinde somut gerçeğe karşı koşulların olması lazım. Sözümü bitirirken şunu söylemek istiyorum. İbsen'in bir oyunu vardır. Bir halk düşmanı. Bu 19. yüzyıl sonu yazılmış bir oyun. Bir belediye başkanı, bir yörenin belediye başkanı orada bir dinlenme tesisi var. Aynı zamanda sıcak su havuzları var. Yani termal. Ve orası bundan dolayı çok para kazanıyor. Bu termalden. Gelen giden turistler falan. Ancak onun bir kardeşi var. Ve o diyor ki bu termal su çok zarar veriyor. Bunun çıkardığı buhar zarar veriyor. Ve bir müddet sonra burası yıkılacak. Çünkü bu zararlı ve kokuşuk ve halka
zarar veriyor bu. Yani biz buradan ticari olarak bir şey kazanıyoruz. Ya da kasaba kazanıyor ama insanlarına zarar veriyor. Zehirli. Bunun kapatılması lazım ve rehabilite edilmesi lazım. Ama daha sonra tekrar açılabilir. BD Başkanı diyor, yok yapamam ben bunu diyor. Yapamam çünkü diyor biz buradan para kazanıyoruz diyor. Kardeş diyor ki, mimar kardeş de mühendis. Olmaz diyor, sen para kazanacaksın diye diyor. Halkı zehirleyemezsin diyor. İşte burada ne oluyor? Çıkar ilişkisi, menfaat. Ve belediye başkanı hayır diyor, kapatılmayacak. Çünkü kasaba buradan para kazanıyor diyor. Eserin adı Bir Halk Düşmanı. Evet, bugün de sizinle böyle bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek üzere. İyi günler.